Arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Bartın gözlemesi yapacağız. 1 kilo una 3 bardak su bir miktarda tuz ekleyeceğiz. Sonra da yoğuracağız. Tuzu ekliyoruz. Bu ikinci bardağımız. Bu da üçüncü bardağımız. Üstüne tuz ekliyoruz ilk önce. Arkadaşlar, şimdi birazcık da un ekliyoruz. Yoğuruyoruz unumuzu, suyumuzu, tuzumuzu. Evet, dur, daha dur. Evet. Birazcık olmaya başlıyor. At bayağı. At. Neyse. Şimdi bunu ekliyoruz birazcık daha. Devam ediyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuz katılaşmaya başladı. Biraz sonra kıvamını alacaktır. Bezelere böleceğiz arkadaşlar bunları. Evet arkadaşlar, hamurumuz oldu. Şimdi bezelere böleceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bezelere bölmeye başlıyoruz. Bezeleri böldükten sonra birazcık yoğuruyoruz. Bir tanesi dışta kalıyor. Bunu sonra yapacağım. Şöyle koyalım. Azıcık yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, bezelerimiz hazır. Açmaya başlayacağız. Şimdi açmaya başlıyoruz. Şimdi hamurumuz oldu. Yoğuruyoruz. Yağlayacağız. Evet. Böyle. Şimdi yağlayacağız. Bir miktar yağ dökülür. Evet, şimdi elimiz yağları kapatıyoruz. Yağları şöyle. Yağ az. Evet. Birazcık öyle. Yapıyoruz. Şurasını şöyle yapayım.
bize. Evet, şimdi şu kenarlarını rulo yapıyoruz. Ortaya kadar rulo yapıyoruz ikisini de. Ben koy pek. Şimdi pek şöyle ucundan döndür. Sen yan gaz yapıyorsun böyle. Evet. Bekleyeceğiz. Bunları böyle 10 dakika 15 dakika bekleteceğiz. Açtığımız gözlemeyi oklavaya doluyoruz. Sacımız olmadığı için tavada pişireceğiz. Bartın yöresinde normalde sacda pişiriliyor. Gözlemelerimizi kaynatmak için suyu hazırlıyoruz. Bir miktar tuz atıyoruz. Ve biraz da yağ atıyoruz. Tamam, bu kadar yeter. Evet, şimdi bunu kaynatacağız. Bartın gözlemesinin olmazsa olmazı fesleğenimizi kaynar suyumuzun içine koyuyoruz. Özgün bir yazdığımız neymiş olacak? Altını kapatıyoruz. Fesleğenini ısılıyoruz. Arkadaşlar, Bartın gözlememizi yaptık. Çok güzel oldu. Afiyet olsun.